Günaydın. Uzun süre sonra, hatta bu kanalda ilk defa bu kadar heyecanlı, gergin, ödlek ve korkak olduğum bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan zaten anladınız, videonun içeriğini zaten biliyorsunuz. Ama böyle şu an, bak şu an bir saati göstermek istiyorum size. Şu an saatimiz 11.57. Ameliyatım saat 2'de. Saatler kaldı. Biraz böyle kendimi toparladım. Video çekeceğim için de kendimi daha iyi hissetmek için. Bekliyorum. Gece 4'ten beri açım. Aşırı heyecanlıyım. Ameliyata 2'de gireceğim ama hastaneye 12.30'da yatışım olacak. Süreçten bahsedecek olursam bu 25 kilo verdiğimi zaten biliyorsunuz. Zamanında verdiğim 25 kilo ile birlikte vücudumda deformeler oluştu. Özellikle göğüs bölgemde oluşmuştu. Ve senelerdir isteyip korkup çok ertelediğim bir olaydı. Bu arada bulaşık makinesi çalışıyor. Sesinden kusura bakmayın. Senelerdir çok isteyip ama korkudan ertelediğim bir olaydı. Bilmiyorum, sanki hayalimi gerçekleştiriyor gibi hissediyorum. O yüzden çok mutluyum ama bir yandan da ciddi anlamda korkuyorum. YouTube'da... Ya ben de bu ameliyata karar vermeden önce YouTube'da bir sürü video araştırdım. İnsan böyle ameliyat olmadan önce araştırmak istiyor, başkalarının süreçlerini izlemek istiyor, içini rahatlatmak istiyor, nasıl geçmiş bilmek istiyor. O yüzden ben de ilk başta açıkçası gelecek yorumlardan korktum. Hatta dedim ki hiç bahsetmesem mi? Sonrasında dedim ki neden bahsetmiyorsun ki? Sen nasıl YouTube'da video arayıp içini rahatlatmak istiyorsan, senin videonu izleyip belki ameliyat olmaya cesaretlenecek insanlar olabilir dedim ve bu vlogu çekiyorum şu anda. Bu vlogda daha doğrusu bu konuyla alakalı iki video çekmeyi düşünüyorum. Bu böyle anlık tepkilerim, yaşadığımız şeyler, direkt ameliyata girişim, ameliyattan çıkışım böyle bizzat size yansısın istiyorum. Sonrasında da ikinci videoda da direkt böyle oturup karşınıza ameliyat süreciyle alakalı konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Hatta Instagram'dan size sorular, Instagram'dan sizden soru isterim. Sizin merak ettiklerinizi cevaplarız. Ben gece 4'ten sonra yemek yeme yasağım var. Su içme yasağım var. En son 12'de uzun bir diyet sonrası hamburger yedim. Çünkü çok acıkacağım gün içerisinde ve dinç kalmam gerekiyor. Birazdan hazırlanacağız. Birazdan hazırlanacağız ve 12 gibi çıkacağız. Hastane zaten çok yakınımda. 12.30'da gidiyoruz. Sonrasında gireceğim. Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Daha öncesinde bir burun ameliyatı geçirmiştim. Onu da çok istiyordum ama bu arada protez tırnaklarımı da çıkarttım ameliyattan önce. Onu da çok istiyordum ama bu kadar korkmuyordum. Göğüs konusunda beni çok korkuttular. Çünkü diren olayı falan da varmış. Onu da test edeceğim. Onu da söyleyeceğim size, acıyor ya da acımıyor diye. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zaten cümlelerimi toparlayamıyorum. Düzgün bir Türkçe konuşamıyorum. Beynim çalışmıyor. Çok gerginim. O yüzden gidelim ve anı yaşayalım. Aslı Aydın içeride makyaj yapıyor ve evde beni bir uğurlama ekibi bekliyor. Uğurlama ekibi. Buradayım gerçekten. Çok döneceğim ve korkuyorum. Burada yatacağım 10 gün boyunca. Buna hazır mısın? Tam olarak şurada. Bu arada seni tanımıyorlar. Hemen seni insanlara tanıtacağım. Gamze benim komşum. Ben ameliyata gideceğim. Altıma sıçıyorum heyecandan. Ne düşünüyorsun? Çok korkuyorum. Sanki ben gireceğim ameliyata, bana ne oluyorsa ben benden daha korkak. Anısını satayım, anlamadım ben bu işi. Hemşire Aslı Aydın, hemşire Aslı Aydın. Hemşire demek yerine hasta bakıcı. Yeni geldiğinde konuşuyorum. Şu an yeri değil. Okey, ben de artık vedalaşmaya gidiyorum. Sonrasında size... Sonrasında sizi hastanede güncelleyeceğim. Dostlar selam. Saat şu anda. Saatimiz kaç? Saat şu anda dedim ama saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Saatimiz 48. Saat 12.48 geçiyor. Odamıza yerleştik. Annemi bekliyoruz. Birazdan annem gelecek. Refakatçim, hasta bakıcım ve hemşirem Aslı Aydın'la online'ız. Dejavu oldum. Çünkü burada. Burada ameliyatı olmuştum. Evet. O zaman bir YouTube kanalım yoktu ama biz yine vlog çekmiştik. Evet. Başımıza kötü işler gelmişti ama. Ameliyat öncesinde kaza yapmıştık. Benim yüzümden. Arabanın kapısı uçmuştu. Hakiki duyulan bir akımı vardı. Ben video çekerken Aslı kapıyı açtı. Yandan gelen araba kapımızı götürdü. Oda turu yapıyoruz. Yaşadık. En kralını yaşadık. Şimdi efendim. Şey yap, kapıyı aç, tık tık yap, ben kapıyı açayım sana. Ama o zaman da benim evim oluyormuş gibi oluyor, benim hastanem. Kendi evime. Sen tık tık. Ben tık tık yapayım, evet. 102. Çiçek göndermek istersiniz. Merhabalar. Ha, kamerayla. Merhabalar, hoş geldiniz. Cıvıl cıvıl neşe dolu odama. Oda turuna başlıyorum. Ben niye hastanenin oda turunu yapıyorum? Harbiden ya. Hastanenin odası işte. O yüzden çok uzatmayacağım. Ha, oda tuvalet var burada. Minimal. Burada tutunmaçlı falan bir tuvaletimiz var. Tutunmaçlı. Çünkü zaten nasıl tutunacağım ki, ben buna tutunamam ki kanka. Hastane kokuyor burası. Nasıl kalkacağım ben buradan ya? Ya sende zaten sonta olacak kızım. Ah!
İşemeyeceksin yani sen. Kanka öyle bir şey yok. Salak mısın? Sonunda i̇lk, takmayacaklar ya. İlk gece sonunda takmayacaklar. Hayır yapamıyorum. Salak taksalar daha rahat olur senin için. Senin için daha rahat olur. Kalkmazsın yerinden bir gece. Kalkacağım. İstemiyorum. Okey madem. Sana bu bilgiyi kim verdi? Sen. Ulan. Ben öyle bir şey demedim. Diren dedim. Burada asaydım ben uyurken. Diren Sinem. Ben uyurken ve ben dinlenirken. Kitap okuyacak. Atıştırmalıkları var onun burada. Atıştırmalık yiyecek. Şunlar, çok güzel. Anestezim kalksın şunları yiyeceğim. Efendim söyleyeyim böyle minik bir alan televizyonumuz var. Şöyle konforlu bir yatağımız var. Burada yatacağım. Yatmak istiyor muyum emin değilim. Ne hissediyorum asla emin değilim. Altıma sıçmak üzereyim. 2 saat burada biz nasıl bekleyeceğiz? Şimdi buradan beni gelip aldıkları anı düşünmek bile istemiyorum. Gelim geliyorum. Efendim söyleyeyim. Burada çekmeyeceğim var. Gidene değil de kalana zor be Sinem. Kalana daha mı zor? Çok korkuyorum. Burada böyle bir koltuğumuz. Burada aslında yatacak. Okey gereksiz. Oda turumuz bitti. Hava aşırı güzel. Karlar yağdı. Biz evdeyken boşken. Her şey bitti. Ben hastaneye yatacağım. 10 gün evde yatacağım. Güneş doğdu. Ilık ılık esiyor. Dışarılarda gezmelik bir hava var. Çok güzel. Bu nasıl bir iş ben anlamadım. Annem gelecek şimdi. Bir tur onunla ağlaşırız. Ameliyata anne, girdim de. İki... Anne. Yani yine buralara madar olacağız belki. Bilmiyorum. Birazdan ameliyata gireceksin arkadaşım. Kanka işte bunu çok hatırlatmasana. Burnumu direkt sınırla. Ağlamaya başladım. Çok gergin ya. Hiç korkmayın ya, bir şey söyleyeyim mi? En çok acıtan şu benim açacağım damar yolu. Gerçekten mi? Evet. Diren takacaklarmış ya, ben onu 2 gündür düşünüyorum, çok korkuyorum. Niye? Yani ne bileyim, boruyla gezeceğim diye. Çok heyecanlıyım. Zaten biz size bol bol ağrı kesici yapıyoruz. Evde de içeyim mi ağrı kesici ben? Sonraki ağrıyı düşünüyorum. En çok ağrı da ilk ameliyattan çıktığınız zaman oluyor. Zaman geçtikçe ağrılar hafifliyor. Evde çıktığınızda hani burada ilk çıktığınız gibi ağrılarınız olmuyor zaten. Azalıyor. Sonrasında da evet doktor benim çetiyeti zaten ağrı kesici veriyor. Evet. Onlar da size bayağı bir rahat edecektir. Ondan da hiç ayrı vazgeçmeyelim bu durumdan da. Sıkın yumruğunuz. Ben burada kınyonlarda ne var? Düşük müdür ağrı eşiğiniz? Ağrı eşiğim çok düşük. Nazım çok yüksek. O da zaman. Yani. Bu çok acı. Bu acıyor. Doğru acıyor yani. Şey değil. Çok acı da aşırı acı. Sinirlerim bozuldu. Bu kadar acıyorsa ben ameliyatta ne yapacağım diye. Saldı diye. Sana dedi ki sadece sanki bu çok acıyacak. Bu ameliyattan daha çok acıyormuş bu arada. Kıpırdatmamam gerekiyor. Arkadaşlar kombinim göster. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Şu ana kadar soğuttukları en aç. Hissediyor musun? Nasıl kırdıcım elime? Ben kofardan fön çektirince kafatasını böyle tutan kızım elime nasıl kırdı? Hiç gülüyorum. Titremiyorum. Dostlar, sanıyorum ki tahminlerime göre. Bu arada az önce şuradan açtığımız damar yolu yanlıştı, damarıma gitmiyordu. Kolum şişmişti o yüzden. Şuradan açtık. Saat şu anda 2'yi 3 geçiyor. Anne, ameliyatım hakkında ne düşünüyor? Aha geldiler. Merhaba. Merhaba. Gidiyor mu, geliyor muyum? Hazır mısın? Hazır değilim. Bana burada sakinleştirici yapma ihtimalleri var mı? Ben iyi değilim der. Yaparlar sakinleştirici. Sakin ol kanka. Ben onu tutmak istemiyorum galiba. Yapma. Sakinleştirici yapacaklar. Üzerinizde metal bir şey yok değil mi? Metalim var mı? Şurada yok. Var. Hı, var. Açsın değil mi? Şey yemedin. Evet çok açayım. Geçen bu mevsimde hemen kafamı güzel yapmıştı. Evet. Ah siyah mı yaşasın? Şey kombinine uygun olsun teşekkürler dedim. Teşekkürler. Konuşamıyorum şu an, çok korkuyorum. Sakin ol. Ay kanka.
Azıcımdan eve tamam. Ben oraya tuşu açtım, asansöre kadar gideriz. Oldu. Hadi bir şey benzer mi? Nasıl kafası? Eksi 2'de. Eksi 2'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Al sana. Hemen de biraz. Ne? Anlaşılmıyor dediğim. Benim de biraz. Ablalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Ablamızı bekliyoruz abla. Ablamızın yatağı da böyle hazırda. Sinan Bütük, senin için latte iç dedim bana benim yerime ama latte yoktu. Ayısı ve glutensiz yokmuş. Sinem'in gıyabında çok hoş olmadı bu durum. Güzel vasiyet vardı lan. Vasiyet. Sikine latte yokmuş aşko, kusura bakma. Tetikte bekliyorum. Evet. Çıkmazsan ameliyathaneden telefonunu sıfırlayacağım. Özellikle... O da basit ya. Evet. Dur. Oda numarasının özellikle A102 olması, yanında B ve C var. Olması abici. Gerçekten kaderin bir tezahürüdür. Biz de buradayız. Bakın A, bakın B, bakın C. Nasıl gelsin? O saçları. O saç bir tek onda var diye biliyorum. Yok güzel. Kanka. Çok üzülüyorum Allah'ım. Kendine. Anne. Heh. İlk olmadı kaldırayım yerim. Çek bakalım. Hadi değil mi? Üşürsün. Kanka göz açıp kapayıncaya kadar göreceksin. Merak etme. Sinirim çok bozuldu. Yapma arkadaşlarım var. Bak sohbet eder arkadaşlar seni. Göremiyorum. Bulanık. Sıkma kendini lütfen. Anne bana ağlıyorum. Diyor ki nefes al. Başım döndü. Gitmek istiyorum diyorum. Nefes al diyor bana. Nereye gitmek? Alıyorum ya zaten nefesini tutuyorum ben. Bana diyor ki sen ne kadar depresif bir insansın. Sana ne? Uyandık mı diyorum. Ameliyat bitti bile diyor. Saymadı. Kolum kadar boru soktu koluma. Bitmiyor. Bastır. Yeter lan diyorum. Kanka biraz dinlendik kendini. Arkadaşlar gördün mü? Yok. Göremiyor mu arkadaşlar? Annem eve gitmek istiyor. Kim arkadaşlar? Yarın evdeyiz. Kim? Çok öyleyse. Hangisi? Açma memeni. Ben tanımıyorum yani. Tanışmadın mı anne? Benim kafalarını çıkartın. Anne ben bir daha buraya gelmem. Ama sen gelmeyeceğiz. Ben de yani. Nefes almak, başım dönüyor bana. Niye gittin? Nefes aldım. Hayatımın en iğrenç anıydı. Ben narkoz severdim. Çok çektirdiler aşağıda. Bana abi gizli yapsınlar. Seni. İyisin. Kasma kendini. Kendini hiç kasma. Anneciğim elin içine soksun seni. Anne kolumu oynatabiliyorum lan. Alay ettiler benimle aşağıda. Hediye seni getir. Tabii. Ağlıyorum. Sana çok güzel bir hediye aldırmışlar. Ağlıyorum diye alay ettiler. Daha çok ağladım ben. Kim alay etti? Uyandım, ağlıyorum, duramıyorum. Biraz depresif bir yok. Çok güzel bir hediye ne var. Aldın lan bana, aklımda yerimde değil. Tak, göster kanka. Ay, hediye. Pelin Gültekin gelmiş. Taksana kanka kafasına. Gel, yavaştan şöyle. İnsan bir yerinde var ya. Çok gülmesin. Gülmez canım. Şimdi yapmıyorum ben böyle. Merhaba abla, bir ucundan tutar mısın? Teşekkür ederim. Pankarttı da. Pazar falan. Ne yapmış o kadar? Giremiyorum anne. Tamam, çok güzel. Teşekkür ederim. Vallahi unutulmayacak. Ya bunu ben de çekmek istiyorum. Bana kameralar seni çekiyor, kameralar seni çekiyor. Koridordan çekin ya aslında. Aynen de tam... Tamam. Anne doktoru çağıralım. Neden? İlgilensin biraz. Doktor gitti. Şey değil mi? Abi. Geldi mi bana? Geldi. Hayattan konuştuk. Geldi. Odaya geldi. Konuştuk. Ben var mıydım? Yoksun sen. Var mıydım? Burada sana anlattı ya. Anne! Anne hiçbirini hatırlamıyorum. Doktor işte yatağı birlikte aldı, yastığı yukarı çekti. Hasta bakıcı değil miydi o? Hani mide bulantısı, başta bir şey olursa şey yapın diye.
Dostlar selam. Kafamdakini size gösterdim mi, göstermedim mi? Hangi anları izlediniz? Hiçbir fikrim yok ama saat şu anda 10. Ameliyattan çıktım. Şunu biraz kaldırırsan. Hayır, o kol kalkmıyor işte. Hiç mi? Evet manyak. Kolunu kaldırırsan yaparım ya. Sorun zaten kolumun kalkmaması. Burada böyle yatıştayım şu anda. Paketlediler beni. Çok ağrım yok açıkçası. Gerçekten ben bile, canı tatlı ben bile, Allah'a şükür evet. Canı tatlı ben bile ıkınıp böyle falan filan yapmıyorsam anlayın ki bizden güzel ve basit bir ameliyattır. Narkozlandır mı, izlediniz mi, ne çekti hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum, onları izleyeceğim bu arada. Açlıktan ölüyorum, o da oradan çikolata yiyor. Ben istiyorum ama yiyemiyorum. Annem de burada başımda nöbette. Anne tam ameliyata giderken seninle konuşuyorduk. Sana kamerayı çevirdim, adamlar geldi, yalan oldu. Yani böyle katlanılamayacak bir acı yok açıkçası. Böyle içimde sanki böyle bir yara, kesik varmış gibi diyeceğim de zaten var. Ama sizin halini izlediklerini öyle düşünmeyecekler. Çok mu zor gibi düşünecekler? Sen öyle bir şey yaptın ki? Çok ağladım çünkü psikolojim bozuldu. Yani böyle zaten ağlak bir insan olduğum için, ağlamaya dünden hazır bir insan olduğum için zerk kamerayı görüntüye salıyor. Aynen narkozun etkisiyle ağladım işte. Şimdi iyiyim yani, durabilecek bir durumdayım. Sen çok konuşamıyorum. Size bir şey geçeyim dedim. Ön bildiri geçeyim dedim. Sonra tekrar güncellerim size. Bu arada hala yemek yemedim. Saat 10'a geliyor. Dudaklarım artık böyle yapıştı. Ya saçlarıma ne dökmüşler? Anneciğim bir şey yok. Ağzından falan akmıştır bir şeyler. Hayır, ilaç değilmiştir. Dostlar saatim şu anda ölü gibiyim. 10'u 5 geçiyor. Sadece yiyecek olarak sıvı şeyler tüketebiliyorum. Yetişebilirsem eğer. Bir adet suyum var ve bir adet çorbam var. Bu arada biraz doğrulunca başım döndü. Bundan sonra bir yürüyüş yaptıracaklar bana ve o yürüyüşten sonra hani iyi olursam İstediğimi yiyebilirmişim. Ha, tavuk çorbası mı? Çok severim. İstersen azıcık içine ekmek koyalım mı? Yok anne. Vasa varsa olur. Okey. Eminim çok tadı çok kötüdür ama açın diye o kadar lezzetli geliyor ki. Bir lokma. Tuzsuz mu? Benim hayatım olmaz şu anda görünüyor. Maşallah abla. Günaydın. Sonunda sabah ettik geceyi ve kahvaltı vaktindeyim. Dünkü çorbadan sonra biraz çikolata yedim. Ondan sonra başka hiçbir şey yemedim. Ağrılarım soracak olursanız ayağa kalktım. 2 kez yürüyebildim. Kendi başıma doğrulmaya başladım. Kendi başıma doğrulabiliyorum. Bir tık zorlansam bile. Ağrılarım son yaptıkları ağrı kesiciden sonra cidden aşırı az ağrım olmaya başladı. Şu an neredeyse hissetmiyorum bile yani. Artık o sızısı bile yok. Beklediğimden çok çok daha iyi. Şu an eve geldik. Öğle saatlerindeyiz. Ağrı kesicilerimin, serumlarımın etkisinin bittiği, yavaş yavaş azaldığı saatteyiz tam olarak şu anda. Bakalım asıl acı durumu bundan sonra belli olacak. Hani ne durumda olacağım, ağrılarım, sızlarım olacak mı? Çünkü hastanenin ilk günü yatarken her şey çok kolay. Bir sürü ağrı kesici dayıyorlar, antibiyotik dayıyorlar. Bakalım. O yüzden şu an bitirmeyeceğim. Evdeki ağrılarımı da size söylemek istiyorum. Şu an böyle çok hafif ve şu alt bölgede, şu çiziklerin olduğu bölgede, yani dikişlerin olduğu bölgede ağrılarım, böyle sızılarım var diyelim. Çok sızlıyor. O kadarcık. Durum güncellemesi olarak sadece bunu söyleyebilirim. Öyle aman aman bir ağrım yok. 10 üzerinden yine 4 ya da 5 diyebilirim. Kendime faydalı birkaç bir şey yaparken, ah canım, bu arada üzerime krop giydim. Çok etkileyici biliyorum. Artık yavaş yavaş ayaklanmaya başladım. Böyle yavaş yavaş yürüyebiliyorum. Yavaş yavaş kendi kendime tuvalete gidebiliyorum falan. Daha sonrasında bugün böyle yaralarımı, dikişlerimi iyileştirmek için hızlıca neler yapmalıyım onları araştırdım. Sonra dolapları kurcalarken burada böyle kolajenlerim olduğu aklıma geldi. Kolajen biliyorsunuz ki vücut için önemli. O yüzden böyle sabahları kolajen içmeye başlayacağım. Tekrardan yaralarım hızlı iyileşsin diye. Bir de hızlı iyileşmek için vücudumuza almamız gereken bazı vitaminler varmış. Onlardan da dolapta şöyle duran, bugüne için stresime, bugün için sakladığım multivitaminlerim vardı. O multivitaminleri içeceğim. Çünkü bunların içerisinde işte C vitamini, B vitamini, D vitamini falan var. Google'dan araştırdığım zaman hani yaralarımın hızlı iyileşmesi için işte bademdir, cevizdir, çinkodur, demirdir, bir sürü şey alınması gerektiği söyleniyor. O yüzden sabahları böyle kolajen içeceğim.
Akşamları da bu multivitamin ve mineralleri içeceğim. Sigara içiyorsanız bu normal grip şeyi gibi. Sigara içiyorsanız eğer bu sürede sigarayı kesinlikle azaltmanız gerekiyor. Çünkü hatta hiç içmemeniz gerekiyor. Çünkü sigara kullanımı yaraların iyileşmesini erteliyormuş. Bir de dikiş izlerinize iyi gelecek şey kantaron yağı, sarı kantaron yağı alıp sürmeniz gerekiyormuş. Ben zaten şimdi dikişleri aldırdıktan sonra doktora soracağım. Hani büyük ihtimal doktor da krem verir. Onları da kullanacağım ama alternatif tıptan da yararlanırız diye düşünmekteyim. Şimdi kendime mangolu dikiş kremimi, mangolu kolajen yaptım. Ondan içeceğim ve yaralarımı saracak. Dostlarım ben bu videoyu ikinci günümde sonlandırıyorum. Zaten şarjım da bitmek üzere, veda ediyorum. Bunu böyle canlı canlı sürecimi görün istedim. Daha sonrasında gerçekten iyileştikten sonra, dikişlerim alındıktan sonra, direnlerim çıktıktan sonra kameranın karşısına geçip tüm süreci anlattığım, ne yapmanız gerektiği, ne yapmanız gerekmediği, uzun süre konuştuğum, uzun uzun anlattığım detaylı bir video çekeceğim zaten. Bu anlık şahit olun istedim. O yüzden böyle erkenden de bitin, erkenden de yükleyeyim istiyorum. Şu anlık durumum böyle. Vücudumda bayağı ödemler var. Ellerim, kollarım şiş. Ama en azından ayakta durabiliyorum. Çok durmamaya çalışıyorum çünkü aşağı doğru ince dikişlerim acıyor. Ama şu anlık bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur ve umarım olmak isteyen insanlara biraz da olsa cesaret verebilmişimdir. Sizi seviyorum. Diğer videoda görüşürüz.